Bilgi isteyelim sizden hatırlatmak da bakımından Ali Can Albayrak ve Hüseyin Şahin Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan sadece ikisi siyasi mültecilerden. Nasıl gelişti olay? Neyle suçlanıyor bu kişiler? Buyurun. Şimdi bu kişiler yaklaşık bir senedir Yunanistan'da siyasi iltica başvurusunda bulunmuş ve geçici oturum almış arkadaşlarımız. Türkiye'de Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nde faaliyet gösteriyorlardı. Ali Can da Hüseyin Şahin de, Ali Can Albayrak da. Ayrıca Hüseyin Şahin Gezi mücadelesinde, Gezi'deki mücadelede dolayı da bir cezaevine verdiler ve hakkında dava açtılar. Fakat ondan tutuksuz yargılanıyor. Önce tutuklandı fakat 1,5 yıl sonra serbest bırakıldı. Sonra işte yurt dışına çıkma yasakları vardı ve geldiler onlar. Yunanistan'a geldiler. Orada kabul edilinceye kadar oturma hakkını aldılar. Onlar orada şimdi yani. Fakat Türkiye'den gelen arkadaşlarını Midilli Adası'nda Yunan polisinin ve Miçotakis hükümetinin tavrı şöyle: siyasi olup olmadığına bakmaksızın, siyasi olsa bile bütün mültecileri denize itiyorlar. Pushback diye, yani geri itme şeklinde bir yasalarım var. Ne varsa artık Avrupa Birliği'nden böyle bir yasa var mı yok mu tam bilmiyorum ama Yunanistan böyle bir yasa ya da genelge ile polislerine bu hakkı kullandırtıyor. Bu tabii ki siyasi iltica hakkına karşı, Birleşmiş Milletler'in insan hakları bildirgesine karşı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne karşı bir kuraldır. Ve aynı zamanda siyasi bakımdan hakikaten zor durumda olan, yani Türkiye'den çıkamayan, başka yerden çıkamayan, çıktığı zaman da çok zorluklarla çıkan siyasi insanların, işte faşizme karşı olan insanların, savaşa karşı olan insanların geri verilmesi riskini getiriyor. Hatta denizde ölme riskini de getiriyor. Yani boğulma riskini de getiriyor. Böyle olmaması için, arkadaşlarının bu duruma düşmemesi için onlar yardımcı olmuş, denize itilmelerine karşı çıkmışlar. Bu arada tabi polis çok kaba dayak atmış Hüseyin'e de, Ali Can'a da. Fakat bunlar tabi arkadaşlarına yardımdan vazgeçmemişler. Bunun üzerine de 17 Kasım'da olayın olduğu gün 17 Kasım'da tutuklandılar. Türkiye'den gelenler ise şu anda 14 günlük karantina döneminde karakolda gözaltında tutuyorlar, karantinada tutuluyorlar. Onların geri verilme ihtimali belki olabilir, belki olmayabilir yani. Çünkü sonuçta denize itilmelerini, geri itilmelerine engel oldu bu arkadaşlar. Engel oldukları için de çok kriminal bir suçlamayla karşı karşıya bırakılıyorlar. Bütün her yerde Miçotakis gerici bir hükümet zaten. Biraz antikomünist bir hükümet, antisosyalist bir hükümet, antidemokratik bir hükümet. Dolayısıyla şöyle bir kriminalize ederek suçlu göstermeye çalışıyor. İşte insan tacirliğinden yargılamaya çalışıyor. İnsan kaçakçılığından yargılamaya çalışıyor. Bu tabii aynı zamanda bir ağır bir siyasi hakarettir de. Yani ne insan kaçakçılığı? Yani sonuçta siyasi insanların canını kurtarmak için, işkenceden kurtulmak için, hapishaneden kurtulmak için, yurt dışı yasağından kurtulmak için kendini attığı herhangi başka bir ülkeye, herkesin de bütün ülkelerinde siyasi sığınma hakkı tanıması gerekir. En azından geri vermemeyi kesinlikle kabullenmeleri şarttır. Yani Yunanistan'ın da şeyin altında imzası var, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin altında imzası var. Bu sözleşmenin de böyle bir maddesi vardır, yani siyasi ilticacılarla ilgili maddesi de vardır. Geri verilemezler diyor mesela. Şimdi burada tabii Avrupa Birliği'nin politikası da yani bu teşvik ediyor Miçotakis hükümetini. Çünkü daha yeni Avrupa Birliği'ne üye olan Romanya daha geçen gün Yeni Yaşam Gazetesi'nin ve Mezopotamya Haber Ajansı'nın, şimdi diye oluyor herhalde, Dicle Haber Ajansı, Mezopotamya Haber Ajansı'nın çalışanı 4 gazete, 4 mü 6 mı gazeteci arkadaşı ve birkaç da başka HDP'li arkadaşı geri vermek istiyordu mesela. Yani açıkça, yani böyle bir, yani siyasilere karşı, sol siyasilere karşı çok uzlaşmaz ve acımasız davranıyorlar, gerici davranıyorlar. Muhtemelen Türkiye ile böyle bir taviz vererek
yatıştırma politikası izliyorlar. Erdoğan'ı yatıştırma politikası izliyorlar. Bu yatıştırma politikasının tabii ki zararını da siyasi bakımdan Türkiye'de ceza almış arkadaşlar, ceza tehdidi altında olan arkadaşlar, hapishaneye düşme tehdidi altında olan siyasiler çekiyor. Şimdi bizim şöyle bir bugün itirazı edilecek avukatları Hüseyin'den Ali Can'ın tutukluğuna itiraz edecekler. Mahkeme bir karar verecek. Ya tutukluğu devam ettirecek. Aşağı yukarı işte 7 gündür 8 gündür tutuklular devam edecek. Yahut da işte itirazı kabul edip tutuksuz yargılanacaklar. Dolayısıyla yani sizin gibi yayınlarında, televizyonlarında bu gerçekleri açıklamasında şöyle bir faydası oluyor. Miçotakis hükümetinin yaptığı gerici ve işte Erdoğan'la işbirlikçi diyelim. Yani onu yatıştırmacı, hatta muhtemelen çekindiği için yapıyordur. Yani yatıştırmacı, işbirlikçi tavrını açıktan bu kadar kaba bir şekilde, üstelik siyasileri adli bir cürümle suçlayacak kadar bir suçlamayla yapmasına engel olmak gerekir. Onun için yani nerede olursa olsun, yani işte Avrupa'da da, geçen gün Avusturya'da da, daha önce Danimarka'da da geri verilenler oldu. Norveç'te geri verilenler oldu. Buna karşı çıkmak gerekir. Çünkü siyasilerin bu faşizme karşı mücadelede kazanmış bir hakkıdır siyasi olan insanların. Üstelik demokratik ve sosyalist mücadele yürütenlerin hakkıdır. Bu hakkı da tabii sonuna kadar savunmak için de bütün yani kamuoyunu, demokratik kamuoyunu bilgilendirmekte fayda var. Bu arkadaşlarımızı da hepimize sahip çıkmamız lazım. Sürgünde yaşayanlara da, siyasi iltica etmiş olup da bu tehlike, geri verme tehlikesi altında olanlara da yardımcı olmak hepimizin demokratik görevidir. Faşizme karşı mücadelenin mirasının devam ettirilmesidir. Sayın Ulusoy, kısaca şuna dair de bilgi isteyelim sizden. Mültecilerle dayanışmak suç değildir başlığıyla eylemler de yapıldı. Buna dair de bilgiler vardır, siz de muhakkak dinlemek isteriz. Tabii var. Bu eylemler başlıca olarak yani Londra'da yapıldı, Brüksel'de yapıldı, Köln'de yapıldı, Stuttgart'ta yapıldı, İsviçre'nin iki şehrinde yap, bir Basel'de, bir de başka bir şehrinde yapıldı. Yaygınca yapıldı bu eylemler. Bu eylemlerdeki amaç da yani bütün yani işte iltica etmek niye suç olsun? Haktır. Yani demokratik bir haktır. Dolayısıyla bunu Avrupa'daki kamuoyuna hem Avrupa dillerinden bildirilerle ve açıklamalarla hem de Türkçe açıklamalarla duyuruldu. Türkiye'deki tabii buradaki göçmenler de yani sahip çıksın diye yapıldı bu. Dolayısıyla bu eylemlerde arkadaşlarımıza sahip çıkma olduğu gibi siyasi mültecilerin geri verilmesini engellemeye de bir katkıdır. Ve faşizme karşı mücadelenin de mücadelenin bir parçasıdır. Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için.